Teknenin bu aşamasında iki kişi olmakta büyük fayda var. Yoksa böyle her şeyi tek başınıza yapıyorsunuz. Borda parçalarının üstünde yalancı postaları ve postalara gelen delikler hali hazırda delinmiş durumda. Dolayısıyla baş neresi, kıç neresi onu çok rahat tespit edebiliyorsunuz. Şimdi ben parçanın bir tanesini alıp burada yavaş yavaş dikmeye başlayacağım. Tekne daha iyi otursun diye diğer delikleri benim delmem gerekiyor. Dolayısıyla tekrar delme işine geri dönüyoruz. Bu taraftan rahat dikebilmek için nerede bizim ahşabımız? Kayağı biraz ileriye alıyorum. Kayağın üstünde zaten referans delikleri var, postalarla uyuşan ve yalancı postalarla. Dolayısıyla şimdilik sadece tellerini takıyorum. Evet, dediğim gibi iki kişi olmakta çok büyük fayda var. Hemen en başa bir tane daha tel atalım ki kayağımızı yaralamayalım. Evet, diğer parçayı getirmeden kavemeye yakın kısımdan da bir iki tane tel atayım ki biraz daha katı hale gelsin kayak. Evet, tellerin sayısı çoğaldıkça tekne de daha katı hale geliyor doğal olarak. Tellerin sayısı çoğaldıkça kayak da gayet iyi birleşecek. Evet, şimdi diğer parçayı.
Kayak üstündeki parça miktarı arttıkça birleştirmek de daha kolay hale geliyor. Evet, deniz kayağını dikmek aslında böyle bir şey. Bildiğiniz delikleri açıyorsunuz, telleri takıyorsunuz ve sıkarak kont plak parçaları birbirine dikiyorsunuz. Şimdi burada ufak bir detay var. İskele bordoyu da diktikten sonra alttaki referans deliklerinden bu düz tezgahı kaldıracağım. İki tane spa kullanarak kayağı onun üstünde dikmeye devam edeceğim. Sebebi de şu, eğer spa kullanıyorsanız hem aşağıdan hem yukarıdan telleri gayet rahat takabiliyorsunuz. Delikleri gayet rahat açabiliyorsunuz. Böyle katı bir yüzey olmadığı için kayağın altına elinizi gayet rahat sokabiliyorsunuz. Spaları da postaları denk gelecek şekilde koyuyoruz. Evet. Bundan sonra tabure üstünde çalışıyoruz. Lütfen bir şey aklınızda tutun. Telleri hiçbir zaman bütün gücünüzle sıkmıyorsunuz. Şu anda kayağın parçalarının bir araya gelme safhası. Dolayısıyla telleri gevşek bırakmanızda büyük fayda var. Belli bir seviyeye geldikten sonra bazı telleri gevşetip bazı telleri sıkarak deniz kayağını olması gerektiği forma getireceğiz. Hiç tecrübesi olmayan birisi için bile çok da zor bir şey değil. Dolayısıyla stres yapacak, ya ben bunu yapabilir miyim diyecek bir durum değil. Şimdi yavaş yavaş kayağı belli aralıklarla, ki aralıklar geniş olacak, bir araya getirmeye devam ediyoruz. Zaten deniz kayağı düzgün şekilde oturduğunda herhangi bir yerde bir potluk olmuyor.
Ben ortadan başladım. Baş tarafa doğru gidiyorum. Bu arada zaman zaman postaların ve yalancı postaların düz durduğundan emin olun lütfen. Çünkü bordo parçalarını ittirerek terazisinden kaçırma ihtimali haliniz var. Dikme işini bitirdikten sonra aralarındaki mesafeleri de ölçerek teknenin tam terazide olduğundan emin olmamız gerekecek. Evet, havuz gayet iyi oturdu. Şimdi burada gördüğünüz gibi bordo ve karina parçaları tam birbirini öpmüyor. Onları gerektiği gibi olması için dikeceğiz. Bu arada şöyle bir şey var. Bu finger joint birleşme yerlerinin birleşim yerleri karina ve bordalarınki birbirinin üzerinde olması gerekiyor, gelmesi gerekiyor. Ki bu da bir referans noktası. Tekneyi düzgün biçimde birleştirip birleştirmediğinizi bu şekilde anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi baş tarafta bordo parçaları birbirinden ayrı duruyor ve karina parçalarıyla birleşmemiş. Hatta arada fark da var. Vasattan itibaren dikerek geldiğimizde hem bu parçalar birleşip aynı boya gelecek hem de karina parçaları biraz yukarı çıkarak tam birleşmeyi sağlayacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla şimdiden bir bozukluğa sebep vermemek için bordo parçalarını birbirine dikeceğim. Ki sonradan başımıza bir iş gelmesin. Gördüğünüz gibi hemen elimi yaraladım. Bu işi yaparken belki tel elinize batmasın diye çalışma eldiveni giymenizde fayda var. Şimdi kış tarafa gidelim, bir de kıçı yapalım. Evet, şimdi sıra kıç bodoslamada. Kıç bodoslama gayet iyi oturuyor. Sabitliyorum. Bu arada birleştirmeyi yaparken doğru şekilde yaptığımdan da emin oluyorum. Bakalım burası birleşecek mi istediğimiz gibi. Birleşmiyorsa da zaten hani rendeyle sonradan düzeltme imkanımız bile var. Ama ben birleşeceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi buralarda bordolar biraz dışarı çıktı. Onları içe sokarak geldiğimizde şu iki kenar birbiriyle mükemmel şekilde örtüşmesi lazım. Bakalım becerebilecek miyiz? Evet, burada kıç taraf hızlı şekilde daraldığı için biraz sorun çıkarıyor kıç taraf. Bir şey daha tekrarlamak istiyorum. Burada açtığınız deliklerinin aynı hat üstünde olmasına özellikle dikkat edin. Çünkü biri ileride biri geride olan delikler teknenin parçalarının birleşmesinde sorun yaratıyor. Belki ilk tekneniz olduğu için böyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer böyle delikleri tespit ederseniz ya yerine yeni bir delik açın veya o deliği kullanmaktan vazgeçin, yakınında başka birbiriyle aynı hatta olan iki delik daha açın. Delik açmaktan korkmayın. Çünkü bu köşelere fileto çekeceğiz. Dolayısıyla o deliklerin tamamı kapanacak. Kaldı ki deniz kayağının yapıştırılması bittikten sonra dışarıdan bordo ve karina tek kat ve karina sadece bir kat daha, toplamda iki katla tekneyi teşhit edeceğiz tamamen sudan.
Dolayısıyla su alıp batma ihtimaliniz yok. Onun için delik delmekten lütfen çekinmeyin. Evet, şimdi iki tane tel koyduk. Tekrar karşıya geç. Bu üçüncüyü de bağlayacağım. Ondan sonra öteki tarafa geçeceğim ki eşit miktarda gerdirme yapalım diye. Bu arada tellerin de mümkün olduğunca karşılıklı olursa tekniği teraziye getirmek daha kolay oluyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca telleri karşılıklı atarsanız iyi olur. Evet, buradan vasattan kıça doğru geldikçe gerilim de artıyor. Çünkü karina ile bordoların birleşmesi için biraz karinanın yukarı çıkması gerekecek. Dolayısıyla karşılıklı gittikçe sıklaşan şekilde dikerek devam edeceğiz. Bu arada video gerçekten uzadı. Bugün 4 saate yakındır buradayım. Büyük ihtimalle kameraların pilleri de bitmek üzere. İşin geri kalanında yarın yapıyor olabilirim. Evet, sorunsuz şekilde birleşmeye devam. Evet, spa üzerinde çalışmamızın sebebi işte bu. Hem dışarıdan hem içeriden çalışabiliyoruz. Böyle daralan kısımlar birleşmekte biraz huysuzluk ediyorlar ama şimdi göreceksiniz, telle onları yola getireceğiz. Hatırlarsanız işin başında demiştim ki karine, yani omurga hattındaki telleri ve vasattaki telleri çok fazla sıkmayın diye. Ama böyle baş tarafa geldikçe biraz daha işin rengi değişiyor. Buraları biraz kastırmak gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi de aslında biraz zorlasak da gayet de iyi birleşiyorlar. Evet, yavaş yavaş birleşiyor. Şimdi burası çok dar olduğu için hemen sıkmayacağız. Önce bir başka tel daha koymaya gerek var mı? Onu görmek istiyorum. Evet, çok dar yere şöyle biraz yardımcı olacak şekilde telleri bükerek bunları geçirmek mümkün. Evet, şimdi biraz gerdik. Bakalım her şey yolunda mı? Onu görürüz.